Geçtiğimiz hafta Fransa'ya gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir dizi temaslarda bulundu. Başbakanlık, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Avrupa'da medya buluşmasına katılan Arınç, Avrupa'daki vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye 61 yıl önce bir defa olmuş, biz ikincisi için müracaat ettiğimizde daha birinci turda seçildik. Şimdi 2015-2016 adaylığımız var. Şimdiden adaylığımızı teyit eden ülke sayısı 100'ü geçti. Dövizle askerlik konusunda çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Başbakan Yardımcısı, yılbaşından itibaren ya da bir ara çözümle yeni düzenleme müjdesini verdi. Dövizli askerlikle ilgili. Biz yaptığımız düzenlemeyle, bu tabii Fransa'yı da mutlaka ilgilendiriyor. Gençlerimiz eskiden Burdur'a geliyorlardı. 21 gün askerlik yapmış gibi oluyorlardı. Umumuş gibilerle biz de onlara sen asker oldun artık diyorduk. Belli bir bedel alıyorduk. O bedel 10 bin avroya yükseldi. 10 bin avro da gençlerimiz için gerçekten büyük bir yük haline geldi. Sırf bu yüzden Alman vatandaşlığına geçmek isteyen, bu parayı kabul etmeyen bir kitle var denildi. Çok samimi söylediler. Bu para mara meselesi değil, bu gerçekten insanın maddi ihtiyaçlarını ve imkanlarını ortaya koyan bir durum. Vatandaşlık, dövizli askerlik ve buna bağlı bazı konuları notuma aldım ve ilk bakanlar kurulunda bütün arkadaşlarıma bu konuyu açtım Almanya izlenimleri olarak. Hepsi de haklı buldu. Peki haklı buldu ama nasıl düzelteceğiz bu işi? Yani 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girenler, geriye dönük nasıl yaparız, ileriye dönük nasıl hallederiz? Ama şu önemli, bu gelen talepleri haklı buldu arkadaşlarımız. Biz zannediyorduk ki bu bedel ödenebilir. Biz düşünüyorduk ki bu kadar harç yüksek değil. Ama öyle değilmiş. Bak vatandaşlarımız böyle olmadığını bize söylediler. Geçmişte de söylemişler ama kulak asmamışsınız. Tamam, bunu bir şekilde düzeltelim denildi. Ya yeni yıl başından itibaren ya bir ara çözüm bulunmak suretiyle. Yurt dışında görev yapan Türk basın mensuplarının Türk milletini temsil ettiğini de ifade eden Arınç, hem ülkenin çıkarları hem de olaylara Türkiye'nin menfaatine olabilecek şekilde çalışmaların ortaya konmasının çok önemli olduğunu belirtti. Milletimizi temsil ediyoruz. Yani sizin sıfatınız bu ülkede yaşayan Türkiye yurttaşları olarak, Türk milletinin evlatları olarak basınla çok önemli bir konuyla ilgilendiğinize göre hem ülkemizin çıkarları hem de olayların Türkiye'nin menfaatine olabilecek şekilde ortaya konulması bizim için çok önemli. Avrupa'da Türk medyası olarak yani gazete, dergi, varsa televizyon bu alanlarda çalışan arkadaşlarımızın bir yaptıkları işleri görmek istiyoruz. Bu işleri yaparken nelerle karşılaşıyorlar? Biz onlara nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunu önemsiyoruz. İletişim dünyada çok önemli hale geldi. Biz ne durumdayız? Biz bu çalışmalarımızla hangi katma değeri sağlıyoruz? Bunları öğrenmeliyiz. Ve biz Türkiye olarak, bu kurumlar olarak sizlerle nasıl bir iletişim kurabiliriz? Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları görüşmek istiyoruz. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Paris'teki temaslarını tamamlamasının ardından Sen Nehri'nde tekne gezintisi yaptı. Thank you.